Arkadaşlar selamlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dostlarım bu videoda sizlere toplamda 7300 TL bütçede alınabilecek en iyi sistemi çıkarmaya çalıştım. Uygun fiyatlı bir sistem olacak arkadaşlar. Bu sistemin tek eksiği arkadaşlar PCI 4.0.1 anakart kullanmaması. Seçeceğimiz ekran kartı RX 6500 XT olacak. Bu ekran kartı PCI X16, PCI 3.0 X16 X4 veri yolunu kullanıyor. Yani şöyle diyeyim size, fabrikasyon X4 veri yoluyla geliyor. Bundan maksimum performans almak için PCI 4.0 X4 veri yoluna sahip bir anakart almanız olur. İleride bu anakartı alırsınız. Sistemi update ederseniz bu ekran kartı yola devam edersiniz. Piyasada en uygun arkadaşlar, şöyle size göstereyim. RX 6400, baktığımızda akıllıca yazıyorum hızlıca. Şöyle RX 6400. Şöyle bakalım en uygun fiyatına. 2799 lira değil mi? Bunu önermedim. 2800 lira. Önce böyle bir sistem kurmak istedim. RX 6400 ekran kartlı bir sistem kurayım dedim ama en uygun fiyat 2799 lira. Benim seçtiğim RX 6500 XT ise yaklaşık 230 lira da pahalı. Direkt 6500 XT'ye yöneliyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda bu RX 6500 XT'yi seçmekte fayda var. İlk parçamız ekran kartı RX 6500 XT. Şimdi bu sistemi topladığımız zaman tek tek parçada ben linkleri en uygun fiyatlı, en kaliteli bileşenler seçmeye özen gösterdim. İşleyen parçada kaliteli olması önem gösteriyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda isteyen arkadaşlar PCI 4.0 platforma geçtiği zaman bu ekran kartıyla 1080p oyunculukta hala iş yapar yani. Yani 5-6 sene boyunca rahat rahat 1080p'de birçok oyunu açar arkadaşlar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ekran kartımız XFX Spitzer QX 210 RX 6500 XT'yi seçiyoruz. İşlemci tarafında İtopya'da şu an güzel fiyat var. i3 10100F işlemci arkadaşlar. 999 liraya 4 gerçek 8 izlek yapılı bir işlemci. LGA 1200 soket yapılı 14 nanometre üretim mimarisiyle geliyor arkadaşlar. Anakart tarafında biliyorsunuz LGA 1200 soket yapılı direkt alıyorsunuz. H410 chipsetli MSI Pro'nun M.2 SSD yuvasına sahip maksimum 64 GB RAM desteği sunan anakartını kullanıyoruz dostlarım. Güzel, bence şık siyah bir teması var. Güzel, bence alınabilir. Depolama tarafında tabii bütçesi olanlar 480 GB SSD isteyebilir. Tavsiye isteyenler varsa yorum yazsın arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Burada bütçemiz 7300 TL olduğu için Western Digital'ın M.2 SATA SSD. Bu M.2 girişli SATA SSD'dir arkadaşlar. Yani SATA SSD'nin okuma yazması ne mesela? Hadi 500 işte okuma, 500 yazma değerleri ortalama. 240 GB depolama kapasitesine sahip M.2 SSD'ini kullanıyoruz. M.2 SATA SSD'ini kullanıyoruz. Bu SSD'nin avantajı ne olur? Kasada gereksiz kablo kirliliği yapmaz. SATA SSD'de biliyorsunuz güç, aynı zamanda bir tane de SATA kablo takıyoruz. Bunu da direkt anakarta monte ediyoruz. Hiçbir şekilde kablo kirliliği olmuyor. Sistemde kullanılan belleklere geldiğimizde G-Skill'in Ripshaft 8x2 3000 MHz 8x2 Dual Kit RAM'lerini tercih ediyoruz. Şu an piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı, en iyi RAM'ler diyebilirim. Bu RAM'ler çok stabil, AMD ve Intel'lerle %100 uyumlu arkadaşlar. Kasa tarafında ise dostlarım, yani sistem bütçemiz biliyorsunuz 7300 TL. Ön tarafı yarım eş yapılı. Benim birçok sistemi önerdiğim, şu an fiyat performans belki piyasada alınabilecek en uygun fiyatlı kasalardan biri diyebilirim. Güç kaynağını üst tarafa koyuyorsunuz. Burada arkadaşlar ön tarafı yarım eş yapılı. 3 tane RGB'li fanla geliyor. 12 saatim Rainbow. Bu kasayı öneririm. Yan tarafı Tempur Class. Bu cam yapılı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yapmaz. Kullanırsınız rahatlıkla. Kasa sonuçta yani bilgisayarı sadece hava soğutmasına iş yapıyor. Önemli olan işleyen parçalı kaliteli seçmek burada. Güç kaynağına baktığımızda 500 watt Sharkon markasının 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı oluyor arkadaşlar. Güç kaynağı gayet güzel, bronz sertifikalı, verimliliği yüksek, siyah kablolu. Bu bağlamda arkadaşlar kasa içinde güzel görüntü, şık bir görüntü sağlar sizlere. Böyle rengarenk kablolardan arınmış bir sistem olur. Gayet güzel durur. Bunu önerdim dostlarım. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Sistem bu şekilde. Bu sistemin bütün bileşenleri topladığımız zaman burada görüyorsunuz 7300 TL bir fiyat yapıyor. Bana sorarsın piyasada bence 6500 XT ekran kartla alınabilecek en iyi fiyat performans sistem bu. 16 GB RAM geliyor. Bence bileşen kalitesi güzel arkadaşlar. Şimdi Game Garage'a hızlıca bakalım. 6400 XT ekran kartla bir sistem var mı alınabilecek? Kıyaslama da yapalım. Bakalım gerçekten bu toplama sistemimiz avantajlı mı oluyor? Sistem toplamayı bilmeyenler varsa, tanıdık birine varsa, yani çevresinde tanıdık bir arkadaş, bilgisayar anlayan o arkadaşlara toplatabilir bence. Son zamanlarda dikkat ettim arkadaşlar, toplama sistemler daha avantajlı olmaya başladı gerçekten. Yani bence iyi yani. Şu an bakıyorum 6400 XT ekran kartla en uygun fiyatı, şuraya tıklayalım. En düşük fiyat. Yani yükseğe tıklayalım. Şu anda 11.5 fiyat var. 6500 XT koyuyor. 12 işlemci koyuyor. Bence çok fark var arada.
Değmez arkadaşlar. Gem garajı kapatıyorum dostlarım. Şu an buraya geçelim. Gaming Center'e bakalım hızlıca. 6500 XT ekran kartlı bir alınabilir güzel bir sistem var mı? Anladım. Para burada önemli arkadaşlar. Parayı neden, niçin verdiniz çok önemli. Gereksiz paralar vermeyin. 13.000 lira. Gaming Center'i de kapatıyorum dostlarım. Burada hazır sistemlere bir girelim. IncesUp sitesinde bazen agresif fiyatlar oluyor. Fiyat performans ürünleri oluyor. 6500 XT ekran kartını görelim. Gerçekten çok sistem var burada. En düşük fiyata girelim. Benim sistemim aynısı. Bakın 9300'den başlıyor. Görüyor musunuz dostlarım? 4 GB 8 GB RAM kullanıyor. 240 GB normal SATA sisti. Hiçbir şekilde bakmanın anlamı yok. En uygun fiyatlı sistem 9300. İnce hesabı da kapatıyoruz. Şimdi sinerjiye bakalım. 6500 XT'ye hızlıca hemen bulalım. Oyun bilgisayar tıklayalım. Ekran kartı modeli 6500 XT. Neredesin? Şöyle 6500 XT'ye buluyoruz. 9600 lira, 4100 işlemci kullanıyor. Kafa kafa işlemciler. Bunu da kapatıyorum. Hiçbir şekilde almanın anlamı yok. Buraya bakalım. Etopya'da da bazen güzel fiyatlar oluyor. Böyle arkadaşlar hızlıca bakalım. 6500 XT'yi görelim. Var mı burada? 6600. 6500 XT ekran kartlı bir sistem. Şuraya tıklıyorum. Ya bunlar da fiyatlar 6600. 6500-10.000 liraya var arkadaşlar. 9300-6500-4100 işlemci kullanıyor. Yok. Çok pahalı. Bu Ütopya'yı da kapatıyorum. Tekno Boyut'a bakalım dostlarım. Bütün hazır sistem satan bunlar internet siteleri arkadaşlar. Güvenilir alışveriş yapabileceğiniz sağlam siteler. Daha önce hepsine alışveriş yaptım. Burada stokların hepsi bitmiş. Ebilon son zamanlarda biliyorsunuz büyük YouTuber kanallarını arkadaşlar parça veriyor. Sistem tanıtıyor. Yeni firma. Bu firmadan da alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Tavsiye ederim. Ama bakalım fiyatları nasılmış. Alınabilir mi gerçekten? Grafik işlemcisine girelim. 6500 XT'yi seçelim. Hemen hızlıca. 9200, 4500, 6500 XT. Bakıyoruz. Bu sisteme. Şimdi. İşlemci 4500. Bizimki nedir? 4100'ün rakibi. 4500 olması %10 daha güçlü arkadaşlar. Anakart aynı segment. 400 serisi. Üretim aşı yılları aynı. Benzer ekran kartı kullanıyor. 2 adet aynı RAM'i kullanıyor. Burada tek farkı ne oluyor dostlarım? Kasanın güç kaynağı 150 Watt daha fazla. 500 yeterli, 650 yeterli tercihsin. M2 SSD koymuş. Fiyat tek bana sonra 9200. Ben 7300'e topladım. Aradaki fark ne kadar? 1700 lira fark var dostlarım. Değer mi? SSD için değmez. Bence pahalı. İşlemci %10 daha güçlü. Oyunlarda 1-2 FPS oynar. Bunun farkını nereden anlarsınız? Yani işlemcinin %10 farkını arkadaşlar. Daha yüksek ekran kartı kullanırsanız 6600-6700 XT gibi. Gerçi böyle işlemcilere darboğaz yapar ama o zaman FPS değerleri artar. Bir de yüksek FPS veren oyunlarda biraz FPS belirginleşir arkadaşlar. Daha yüksek ekran kartına yük binen oyunlarda fazla FPS değerlerini anlayamazsınız. Burayı da kapatıyoruz. Vizyon bilgisayara bakalım. Güzel sistemler oluyor bazen burada. Burayı da kontrol edelim hızlıca. 6500 XT'li bir sistem var mı? Ben bakıyorum. 6600 yok. Burada 6500 XT'li bir sistem yok arkadaşlar. Vatana bakalım hızlıca şöyle. Şuradan OEM sistemlere giriyorum. Nerede ekran kartı, grafik yükme? 6500 XT, 6600, 6500. Bir tane sistem var. Fiyat 12.000 lira. Aynı segment. Bakın birebir aynı işlemci ekran kartı kullanıyor. Çok çok gereksiz pahalı dostlarım. Evet arkadaşlar, sistem bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bence kaliteli, alınabilir. Fiyat performans ürün 7300 lira bence süper fiyat arkadaşlar. Bu yüksek dolar kurunda 16.30'da çıkmış dolar. Bu sistemi kaçırmayın dostlarım. Tavsiye ederim bakın. Kesinlikle kazıklanmıyorsunuz. Fiyat performans ürün alıyorsunuz. Sadece yapmanız gereken tek şeyi söylüyorum. Ekran kartı PCI 4.0, PCI 3.0 X4 veri yolunu kullanıyor. Sadece ekran kartı fabrikasyon X4 veri yoluna entegre edilmiş vaziyette geliyor. İleride burada ne yaparsın? İleride atıyorum. PCIe 4.0 anakart bir platforma geçersiniz. 12. nesil işlemci alırsınız. Misal veriyorum. Ya da H610 chipsetli bir anakart alırsınız. Asus'un bazı modellerde PCIe 4.0 veriyor. Bilginiz olsun 610 chipsetler. Kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Kesinlikle parasının hakkını verir. Fiyat performans ürün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu noktaya kadar beni sabredip izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
all about humanity.